daha doğrusu çocukluktan beri böyle bir projem vardı aslında. Bunun için çok çabaladım ve artık kendi fikirlerim, kendi duygu ve düşüncelerimi birleştirebileceğim bir iş yerim olsun istemiştim. İnsanlarla çok ilgili bir kişiydim. Estetik üzerine ve saç ekimi üzerine çalıştığım için bir şirket kurmaya karar verdim. Ve ismini Edimat İv olarak koydum. Adem ile Havva, kadınlar ve erkeklere hitap ettiğimiz için böyle bir isim düşündüm. Çok da beğeniliyor. Siz de yeniden hayata başlayabilirsiniz sloganıyla yola çıkıyoruz. Kişilerin A'dan Z'ye değişimlerine imza atıyoruz aslında. Gülümsemelerini istiyoruz. Bunun için kişiler atıyorum saç ekimi istiyorlar bizden ya da estetik operasyonları istiyorlar. Bunlarla ilgili kendilerine bir anatomi imaj danışmanlığı yapıp gerekli olan tüm uygulamaları gösterip sonra misafir ediyoruz. Anlaşmalı olduğumuz bir kurumumuz var, bir tıp merkezimiz var. Birlikte ilerliyoruz. Edimev'in arkasında çok büyük bir perde arkasında çok büyük bir kadro var aslında. Doçentler, plastik cerrahlar, dermatologlar ve güzellik uzmanları çalışıyor. Kişiler bize başvurdukları zaman kurul olarak toplanıp ne yapılmasına ihtiyaçları var. Bunu belirleyip doğru bir şekilde hastalarımızı yönlendiririz ve bunun sonucunda güzel sonuçlar çıkartırız. Şimdi saç ekimi artık önceki yıllara nazaran çok fazla ilerleyen teknolojilere sahip. Hasta bize başvurduktan sonra bir saç ekimi tarihi verildikten sonra bir gün içerisinde işlemini gerçekleştirmiş oluyor ve bir günün sonrasında bir haftalık bir çok kısa bir kısa kızarıklık döneminden sonra bir hafta sonra normal yaşantısına geri dönebiliyor. Çok basit. Biz fuya yöntemiyle yapıyoruz. Tek tek alıp saçları ense bölgesinden tek tek saç olmayan bölgeye aktarıyoruz. Kişiler günlük aktivitelerinden ve iş yaşantılarından geride kalmıyorlar artık. Bu bir operasyon değil, bir ameliyat değil. Aslında müdahale olarak biliniyor. Kitap okuyabilir, televizyon izleyebilir ameliyatı esnasında. Çok rahat günlük hayatına devam edebilir. Eskisi gibi ya da kişilerin bilindiği gibi korkulu, acılı, ağrılı bir yöntem değil. Gayet basit, gayet profesyonel ve gayet sonuçları mükemmel olan bir uygulama şekli. Ve bunların sonuçlarını kişiler gördükten sonra artık herkes saç ektirmek istiyor. Yani saçsızlık problemi olan kişiler ben de yaptırayım artık bu kadar korkulacak bir şey yokmuş ve çok rahatmış ve saçlı dolaşmak çok daha güzelmiş diyerek bize başvuruyorlar. Kişilerin zaten saçsız olmaları görüntülerinde çok büyük handikaplar yaratıyor. Bize gelen hastaların saç ekiminden sonraki hallerinde özgüvenimiz daha çok yerine geldi. Aynalarla daha çok uğraşıyoruz. Çok daha işimize hakim olduk. Daha rahat yürüyoruz gibilerinden güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi kişilerin belirli bildiği estetik operasyonlar var ve herkes bu operasyonlarının kendine yakışacağını düşünüyor. Ama biz aynı düşüncede değiliz. Bize danışan kişilerin estetik operasyonları ya da saç ekimiyle ilgili bilgi almak istediklerinde ona yakışanın onun vücudunda ya da saçında doğru olan şekli biz belirliyoruz ve gerçekten çok çok doğal, natürel sonuçlar elde ediyoruz. Bizim burada amacımız kişilerin değişimini anlaşılabilecek tarzda değil, doğal bir şekilde değişimlerini sağlamak. Çok ince, ayrıntılı, çok gizli özellikleri olan çalışmaları vardır bu tip operasyonların. Çok çok dikkat etmek gerekir. Çok hassas çünkü saçınızı değiştiriyorsunuz, kaşınızı değiştiriyorsunuz. Bize mesela kaviz kaşlı kişiler gelir, düz kaşa çevirmek istiyoruz derler. Düz kaşa çevirebiliriz. Özellikle manken ve oyuncuların çok fazla uyguladığımız bir yöntem. Favori ve sakal sıklaştırma işlemlerimiz çok fazla oluyor. İşte köse suratları tekrar normal sakallı hale getirebiliyoruz. Saç ekiminde ise kişilerin yaşam tarzlarına göre saç ekiyoruz aslında. Kişilerin giyim tarzlarına göre. Bize çok fazla sayıda sanatçılar başvurur. Onlara daha rahat ekimler yapıyoruz. Ama çok ciddi işlerle uğraşan beyefendilerimiz vardır. Onların tarzlarına göre daha sert ekimler uyguluyoruz. Bir nevi imaj makerlık yaparken de size bu ekimler çok güzel gider ya da sizin bu estetik operasyonu size çok daha uygun diye tamamlıyoruz aslında ve
çok iyi sonuçlar alıyorum. Bünyemizde bulunan dermatologlarımız var. Bize her cilt tipi için mutlaka herkesin tabii ki de cilt bakımı yaptırması gerekiyor. Her cilt tipini biz hocalarımıza mutlaka danışıyoruz. Hocalarımızın gözetiminde ne uygulama yapılması gerekiyorsa cilt bakımlarının basitliği ya da agresif çalışmaları fark etmiyor. Doktorlarımız tarafından yapılıyor. Türkiye'deki kişilere hizmet vermekle birlikte tüm Avrupa ülkeleri, tüm Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun da hemen hemen tüm dünyadan hastalarımız bize başvuruyorlar bu konularla ilgili. Bir nevi sağlık turizmi de yapıyoruz aslında. Kişiler bize ulaştıktan sonra havaalanından alıyoruz, otellerine yerleştiriyoruz. Ameliyatlarını yaptırıp anlaşmalı olduğumuz kurumlarda sonra tekrar ülkelerine güzel bir şekilde gönderiyoruz. Türkiye'de çok güzel temsil ediyoruz bu konuda. İnşallah bu sektörü tercih eden arkadaşlara da şöyle bir nasihatim olacak. İnsanları çok çok severseniz, insanların değişimi ya da insanların güzelliği sizi eğer mutlu ediyorsa tek tercih edeceğiniz sektör bu sektör olsun. Ben eğer dünyaya bir kez daha gelmiş olsaydım yine aynı sektörü seçerdim. Evet sevgili seyircilerimiz, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bizim programımızın da bu hafta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne demiştik sizlere? Keyifli bir program izlettireceğiz diye. Umarız öyle olmuştur. Umarız keyif almışsınızdır. Barış'ta Türkiye'nin sesi durmayacak. Yurdumuzun en güzel noktalarını, en güzel ilçe ve beldelerini sizler için gezecek, dolaşacak, görüntüleyecek ve sizlere her hafta izlettirmeye çalışacak vatan hasretini, sıla hasretini sizlere bir nebze olsa da gidermeye çalışacak. Sevgili seyircilerimiz, haftaya aynı gün, aynı saatte yine bu ekranlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Barış'ta Türkiye'nin sesinden sakın ama sakın ayrılmayın.